Merhaba arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde hazırladığımız basit örnek metinleri önce okuyacak, ardından kırmızı renkle yazılmış az bilinen kelime ve kavramları yine Türkçe kelimelerle açıklayacağız. Bu da kelimeleri ezberlemeden, özümseyerek öğrenmemizi sağlayacak. Ardından sorular sorarak Türkçe cümle kurma yeteneğimizi geliştireceğiz. Böylece dersin sonunda Türkçe düşünerek konuşma becerilerimizi geliştirmiş olacağız. Hadi dersimize geçelim. Önce metnimizi okuyalım. 7 yaşına girmiştim. O gün çok heyecanlıydım. Doğum günü kutlaması için annem bana doğum günü pastası hazırlıyordu. Sınıf arkadaşlarımı da çağırıp kutlama yapacaktık. Ben markete gidip süs malzemeleri ve balon aldım. Eve geldim. Balonları kardeşim ile birlikte şişirdik. Her yer balon ile dolmuştu. Arkadaşlarım gelmeye başladı. Her birisi benim için hediye almıştı. Ahmet bana kitap almıştı. Mahmut oyuncak hediye etmişti. Sevgi ise ayakkabı hediye etmişti. Hep birlikte çok eğlenmiştik. Şimdi az bilinen kelimelerin ne anlama geldiğini öğrenelim. Hazırlamak. Hazırlamak ne demek? Mesela bir pasta. Pasta ne yapılır? Yenir. Pastanın yenebilmesi için önce ne olması lazım? Önce onun pişirilmesi, ardından kremasının sürülmesi, sonra da tabağa koyulması gerekir. İşte şimdi yiyebiliriz. O artık yenmeye hazır bir pasta. Biz onu yenmeye hazır hale getirdik. Yani hazırladık. Kutlama. Kutlama ne demek? Diyelim ki bugün bir arkadaşımızın doğum günü. Biz de ona güzel sözler söylemek istiyoruz. Çünkü onu mutlu etmek istiyoruz. Ona doğum günün kutlu olsun diyebiliriz. Böylece onun doğum gününü kutlamış oluruz. Diyelim ki o da doğum günü olduğu için bir kutlama yapmak istiyor. Hepimizi evine davet ediyor. Pasta yiyoruz, şarkılar dinliyoruz, ona hediyeler alıyoruz. İşte bu da onun doğum günü kutlaması oluyor. Şişirmek. Şişirmek ne demek? Diyelim ki bir balonumuz var. Biz ona üflüyoruz. Üfledik, üfledik ve o büyüdü. O şişti. Biz onu şişirdik. Hediye etmek ne demek? Diyelim ki bir arkadaşımızın doğum gününe gideceğiz. Onu mutlu etmek istiyoruz. Ona güzel bir şey alıyoruz. Oyuncak, kitap ya da giysi. Bunu ona veriyoruz. Ondan para almıyoruz. Ona istediğimiz için veriyoruz. Yani ona hediye ediyoruz. Eğlenmek. Eğlenmek ne demek? Diyelim ki Luna Park'a gittik. Luna Park'ta çeşitli oyuncaklara bindik. Çok değişik oyuncaklar vardı. Çarpışan otolarda birbirimize çarptık. Dönme dolaba bindik. Biz bunları yaparak çok eğlendik. Şimdi tekrar metnimize dönelim. 7 yaşına girmiştim. Ben kaç yaşına girmiştim? 7 yaşına. O gün çok heyecanlıydım. O gün ben nasıldım? Ben heyecanlıydım.
Doğum günü kutlaması için annem bana doğum günü pastası hazırlıyordu. Annem bana neden doğum günü pastası hazırlıyordu? Doğum günü kutlaması için. Bana kim doğum günü pastası hazırlıyordu? Annem. Sınıf arkadaşlarımı da çağırıp kutlama yapacaktık. Biz kimi çağıracaktık? Sınıf arkadaşlarımı. Ben markete gidip süs malzemeleri ve balon aldım. Ben nereye gittim? Ben camiye mi gittim? Hayır, ben markete gittim. Ben ne aldım? Süs malzemeleri aldım. Eve geldim. Balonları kardeşim ile birlikte şişirdik. Balonları kim ile birlikte şişirdik? Kardeşim ile birlikte. Her yer balon ile dolmuştu. Arkadaşlarım gelmeye başladı. Her birisi benim için hediye almıştı. Her birisi benim için ne almıştı? Hediye almıştı. Ahmet bana kitap almıştı. Ahmet bana ne almıştı? Kitap. Mahmut oyuncak hediye etmişti. Sevgi ise ayakkabı hediye etmişti. Hep birlikte çok eğlenmiştik. Evet arkadaşlar, bu dersimizde küçük metnimizdeki az bilinen kelimeleri yine Türkçe ifadelerle açıkladık. Böylece onları ezberlemedik ve özümsedik. Artık Türkçe konuşurken bu kelimeleri Türkçe düşünerek kullanabileceğiz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Abone olmayı unutma. Hoşça kal.